Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimse düşünelim. Kendisinde bir takım kötü davranışlar var. Yani hepimizde var belki de ama o fark etmiş durumu. Yani bende şöyle şöyle kötü davranışlar var diyor. Peki bunu düzeltme imkanı var mıdır kötü davranışları? Düzeltebilir mi? Eğer böyle bir imkan varsa nasıl bir yol takip etmeli ki düzeltebilsin? Şimdi Mustafa Bey kitaplarda anlatırken mesela Muhammed Adimi Hazretleri Berika kitabında hatta bu Hakikat kitabını yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabının baş kısmında insandaki huyların kaynakları, menşei diye geçiyor. Bunlar anlatılıyor. Onlar anlatılırken tabii kitaplardan nakiller yaparak alınmış ahlak ilmi geniş bir ilimdir. Çünkü insanın yapısını ilgilendiriyor. O yapıyı aynı şekilde tahlil etmişler. İncelemişler daha doğrusu. Ve bir neticeye varılıyor. Şimdi insan yaratıldığı zaman cibilliği olarak deniyor buna yaratılışında. Bazı şeyler vardır. Mesela İmam Rabbani Kutsi Sözleri de açıklıyor bunu. İmam Gazali Hazretleri de şu beden, insanın bedeni toprak, su, hava, ateş. Dört maddeden oluşmuştur. Toprak, su, hava, ateş. Buna enasır-ı erbaa denir buyuruyor. Evet. Bu toprağın da, suyun da, havanın da, ateşin de cibilliği olarak yaratılışından kaynaklanan bazı hususiyetleri var, özellikleri var. Bunlar kolay kolay gitmez buyuruyor. Mesela İslam aliminde ittifak itibariyle hubbu riyaset diye bir şey bahsediyorlar. Baş olmak sevdası. Ölünce gider buyuruyor. Öyle bir kötü huy. Yani yaratılışından kaynaklanan şeyler var. Ya bu Dolayısıyla maddelerin doğasından, tabiatından aynen kaynaklanan öyle. şey. Buradan kaynaklanıyor. Bunu değiştirmek mümkün değil. Söküp atmak mümkün değil. Bunda var bu. Yaratılışında var bu. Mesela ateş yakar. Yani ateş maddesi insanda öfkeyi meydana getirtir. Onu kontrol altında tutmak. İslamiyet onu emrediyor. Cibilliği olan, yaratılışında olan şeyleri ancak hani güzel bilgiler öğrenmek suretiyle örtersiniz. Hani diyelim ki bu bir kötü huydur. Bunun üstüne koyunca o gözükmüyor. Ama bu burada duruyor. Bu örtüyü çektiğin zaman küt diye bu çıkacak meydana yine. Bu meydana yine çıkacak. İslamiyet'i öğrenmek suretiyle bunun üstünü örtüyorsun. Ama buradaki bu akrep duruyor. Bu örtüler sıyrıldığı zaman tekrar aynı şekilde sokacak mı? Tabii sokacak. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahlakınızı iyileştiriniz. Hadis-i şerif. Ama bir hadis-i şerif daha var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir dağın, bir yerden bir dağ. Mesela Bursa Uludağ. Bu dağın buradan alınıp getirip İstanbul'a Çamlıca Tepesi'nin üstüne koyacağım bir Uludağ olacak. Mümkün mü? Hele bugünkü şartlarla mümkün tabii. Efendim 3 sene süre, 5 sene süre olsun. Yani taşınması mümkün. Olabilir, evet. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir dağın bir yerden bir yere taşındığını duyarsanız buna inanın buyuruyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama bir kimsenin de ahlakının, huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayın buyuruyor. Az öncekiyle tenakuz tenakuz gibi, gibi. Tenakuz gibi. Bu hadis-i şerif insanın cibilliyetinde, yaratılışındaki olanları bildiriyormuş. Bu değişmezmiş. Peki ahlakınızı iyileştiriniz. Bu emir de İslam alimlerinin Allah-u Teala'nın emrettiği güzel şeyleri öğrenerek o cibilliği olan şeyin üstünü örtün. O zaman ben neyi görüyorum şimdi? Elimi göremiyorum. Elimin üstündeki aynı şekilde o kağıdı görüyorum. Yani buradaki güzelse güzel görüyorum. Çirkinse çirkin görüyorum. Yani güzellikleri bunun üstüne örttüğün zaman ondan hep güzel şeyler Şeyde çıkarır ve hatırlarsınız. güzel gözükür. Bir tsunami olmuştu hani Japonya'da. Orada nükleer santraller patlamıştı. Hı. Onun etrafını sonra radyasyon yayılmasın diye köpükle veya başka maddelerle o santrali kapattılar. Yani bunun gibi bir şey. Yani zehir ona hapsettiler. İçeride radyasyon duruyor. Evet. Ama kapattılar. Kapattılar. Onu kaldırsan yine yayılacak. Yine yayılacak. İnsan da öyle cibilliği olanlar vardır. Ve bütün eğitimciler, İslam alimleri de aynı şekilde buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Ahlakınızı yenileyiniz, iyileştiriniz. O emre ittiba ederek aynı şekilde kitaplarda bildirilmiş. Bunlar tedavi olması mümkün. Mümkün. Ha, cibilliği olanı söküp atmak mümkün değil. Fakat onu kontrol altına alıp diyelim ki bu kulvarda gidiyorsa kulvar değiştiriyorsun ona. Burada gidiyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hususiyetler, özellikler falan. Mesela canlı bir misal vermişler din büyükleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri cibilliği olarak yani yaratılış itibariyle nasıl bir zattır? Öfkeli. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hatta o öfkeli halini İslamiyet'i kabul etmeden önce kendisi anlatıyor. Ben diyor birisini dövmeye başladığım zaman diyor
bırakırdım diyor. Ve derdim ki diyor, zannetme ki sana acıdığım için bırakıyorum. Yoruldum da ondan bırakıyorum. Böyle bir Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh İslamiyet'le şereflenip İslamiyet'in potasında kulvar değiştirdi. Makas değiştirdi tabir caizse. Makas değiştirdi. Ve o öfke gitmedi kendisinden. Ameliyat olmadı Hazreti Ömer. Hayır. Bu öfke kontrol altına alındı. O öfke kulvar değiştirerek, makas değiştirmek suretiyle gayrete dönüştü ve buradan adalet zuhur etti. Evet. Ve buradan adalet zuhur etti. Demek ki mümkün. Demek ki mümkün. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümkün olmayan şeyi buyurmazlar ki. Ancak tedavi edeceğiz de önce tedavi edebilmek için hastalığı bir teşhis etmemiz gerekir. Peki bu teşhisi kim yapacak? Şimdi ben hastayım. Doktora gitmem lazım. Mesela gittim. Midem ağrıyor, diş doktoruna gittim. Yok ki ben anlamam bunu. Dahiliye git. Dahiliye de şimdi kısım kısım. İyi de arkadaş neresi? Akciğer mi? Göğüs kısmı mı? Yani oraya bakan hastalar dahiliye mi? Yoksa iç organlarda mide midir, sindirim sistemi midir? Tabii onlar da branş branş. Sevk ederler, netice itibariyle bakar eder. Ha der arkadaş. Senin bağırsaklarda problem var. Tedavi için hemen başlayacak işte şunlar şunlar yemeyeceksin, şu kadar zaman içinde şu ilaçları kullanacaksın, buna dikkat edeceksin, şunlar şunlar yapacaksın. Ne kadar sürecek bu? Bir ay, iki ay. Tamam, bir ay, iki ay sabit edeceksin. Ondan sonra saatine kavuşuyorsun. Ha, kavuşuyor. Peki insan da aynı şekilde oluyor mu? Evet, aynı şekilde oluyor. Bunda da mı bir yere gideceğiz, doktora evet, gideceğiz? Evet, bir yere gitmemiz lazım. Ama İslam alimleri o kadar güzel yazmışlar ki, bunu insanın kendisi yapabilir. Bir sürü yollar göstermişler. Kendisi yapabilir. Nasıl yapabilir? Mesela biraz önce sohbetimizin başında isminden bahsettiğimiz Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Velika isimli kitap var. Hakikat kitabı da İslam ahlakı olarak yayınladı. O İslam ahlak kitabını arasın. Orada mesela kibir, ucub, riya, haset, suizan, kötü huylar anlatılıyor. Ve ahlak bilgisi de veriliyor. Orada okuyorsun. Mesela riyayı okuyorsun. Okur. Bir dakika diyorsun ya. Bu bende var. Tamam yakaladın. Ben hastayım. Ben riyakarım. Bakıyorsun kibir. Aa bende var. Bunlar bende var. Orada tarif ediyor zaten. Tarif ediyor. Uyuyor musun, uyumuyor musun? Şimdi Muhammed Halimi Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce vefat etmişler. Bizimle bağlılık veremedikleri yok ki. Tanımıyorum da zaten. Tanımıyorum da. Ama anlattıklarına bakıyorum. Çünkü onun için kitap bir aynadır buyuruyor. Teşhis için. Okuyunca diyorsun. Veya çok samimi, salih birisi. Birisine sorarsın. Ben de gördüğüm kötü huyları. Fakat salih kimse, gerçekten salihse o insanlarda kötülük görmez. Hatta İbrahim bin Ethem Hazretlerine birisi böyle yol arkadaşı olmuş. Demiş ki efendim ben de gördüğünüz demiş kötü şeyleri anlatsanız da ben onları düzelsem. Buyuruyor ki o gence evladım buyuruyor. Ben seni kendime dost edindim. Her şeyin bana güzel gözüküyor. Git diyor düşmanlarına sor. Kendi gibi görüyor yani. Kendi gibi görüyor. Dolayısıyla kitaplarda anlatılırken bir kendisi bu şekilde böyle kitap okuyarak veya gerçekten güvendiği, dost edindiği birisi aynı şekilde bak arkadaş işte Osman Ünlü, Mustafa Töküz sen şurada yanlış yapıyorsun. Çünkü onun sözü bana batmayacak. Evet. Sevdiğim birisi söylemesi lazım. Yoksa bana ters birisi ya işte böyle sen kendine bak dersin. Kabul etmezsin onu. Adam bana diyor ki hastasın. Ben de diyorum sen hastasın. Olmaz o. Olmaz o. Yani gerçekten samimi olacak ve gerçekten yani diyeceğim ki bu beni düşünüyor. Benim iyiliğimi istiyor. Böyle bir dostum var. Onun söylemesiyle bu teşhisi ben yapabilirim. Ve düşmanlarının kendisine söylemiş olduğu söze dikkat etmelidir buyuruyor. Düşman genellikle aynı şekilde hep ayıpları, kusurları arar. Sen şöylesin, sen böylesin falan. Onlar diyecek. Bir dakika diyecek ya bu söylüyor. Yani hakaret için de söylemiş olabilir veya bende görmüştür bunu. Bende görmüştür. Ondan sonra oturup bunlar bende var mı araştırmasını yapar. Veya nasıl ki bedenen hastalandığımız zaman gidiyorsak, bir doktora müracaat ediyorsak, bu işin de mütehassısları var Mustafa abi. Bu işin de mütehassısları var. Eskiden çoktu. Medreseler, dergahlar çoktu. Yani mürşidi kamil deniyor bunlara. Bunlar hem kendileri yetişmiş, bunlar yetiştirmiş ve yetiştirecek şekle gelmişler bunlar. Ve insandaki bütün huyların hepsini, nefsin bütün aynı şekilde hilelerini ve desiselerini hepsini çok iyi tanıyor ve biliyor. Ve çok usta bir aynı şekilde rehberdirler. Kılavuzdurlar. Ve rahatlık da aynı şekilde selamete erdiriyorlar mı? Evet, rahatla selamete eriyorlar. Demek ki düşmanlarımızın bize söylemiş olduğu sözler veya sevdiğimiz böyle meseleler bilen dostumuz varsa onun bize ikazı yahut da tek çare olarak kitabı aynı şekilde okumak suretiyle bunları teşhis ederiz. Zaten teşhis edince
bu hastalık bende varsa tedavisi kolay. Mesela o bahsettiğimiz Hakikat kitabı yayınladığı İslam Ahlak kitabında evet kibir anlatıyor ama tedavisi de var. Riya anlatıyor ama tedavisi de anlatılmış Muhammed Adimi Hazretleri. Dolayısıyla kendimizde tespit edince, teşhisini yapınca tedavisi de kitaplarda bildirilmiş. İslam alimlerin hayatlarını ve kitaplarını okuyunca bu teşhis de bu tedavi de kolaylaşır ve ahlakımızı da düzeltir ve yenileyebilir miyiz? Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.